Merhabalar, bugün sizlere lokmalık irmik tatlısı tarifi vereceğim. Bunun için önce şerbetini hazırlayacağız. Biraz şerbetin soğuk olması gerekiyor. Tatlımız sıcak, şerbet soğuk olacak. 3 su bardağı su aldım, tencereme ölçtüm. 3 su bardağı da toz şekerimi üzerine ilave ettim. Birkaç damla da limon damlatıyorum. Ve tenceremi ocağa alacağım. Kaynadıktan sonra süre tutacağım. 12-13 dakika kaynadıktan sonra soğumaya bırakacağım. Biz bu arada hamurunu hazırlayacağız. Evet, hamuru içinde yarım su bardağı sıvı yağım var. Çok az malzemeyle yapılıyor bu tatlı. Yarım su bardağı yoğurdum var. Bunu ilave ettim. Bir adet yumurtam var. Bunu ilave ediyorum. İlk önce sıvıları karıştırıyorum. Bu kadar sıvı malzememiz. Yarım su bardağı irmiğim var. Bunu ilave ettim. Hemen üzerine bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilyam var. Bunları döküyorum. Unum da yaklaşık 2 su bardağı kullanacağım. Evet, birini ilave ediyorum. Şimdi elimle yoğuracağım. Unumu da azar azar ilave edeceğim. Evet, hamurum oldu. Unumun hepsini ilave ettim. Bu kıvamda olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi yumuşak. Elime yapışmıyor. Yağlı bir hamur zaten. Artık yapımına geçebiliriz. Evet, yapacağım yere biraz irmik atıyorum. Şöyle. Hamurumu da alıp hamurumu önce 4 parçaya ayırıyorum. Bu şekilde hamurlarım burada kalsın. İsterseniz hani zorlanırsanız daha küçük parçalara da bölebilirsiniz. Şu şekilde şeritler yapacağız. İster elinizle yapın, isterseniz böyle hani masada da yapabilirsiniz. Şu şekilde irmiğe buluyorum hamurumun her tarafını. Böyle. Bu burada kalsın. İrmik biraz bol olsun. Dışında irmikler olması gerekiyor. Bu şekilde. Şöyle ince bir şekilde kesip şöyle tepsime bu şekilde. İsterseniz yan yana da koyup hepsini birlikte de kesebilirsiniz. Evet, bu şekilde tepsime dizdim. Küçük bir tepsi kullanmıştım. İsterseniz fırın tepsisi de kullanabilirsiniz. Ben bunun için ayrı bir tepsi daha kullanacağım. 170 derecede önceden ısıttığımız fırına koyuyoruz. Hafif pembeleşene kadar pişiriyoruz. Evet, tatlım fırından aldım. Bu şekilde hafif pembeleşti. Şerbetimi de soğuttum. Tatlımı fırından çıkartalı 2-3 dakika oldu. İlk sıcağı geçti. Şöyle şerbetimden her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Çok hafif bir tatlı oluyor. Zaten hamuruna şeker katmadık. Sadece şerbetinde var şeker. O yüzden çok hafif oluyor. Şimdi biraz bekliyoruz. Şerbetini çektikten sonra size son halini göstereceğim. Evet, tatlım şerbetini çekti. Son hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Üzerine biraz Antep fıstığı koydum. İsterseniz Hindistan ceviziyle süsleyebilirsiniz. İsterseniz hiçbir şey de koymayabilirsiniz. Üzerindeki irmikler çok güzel görünüyor zaten. İnşallah siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.